Merhaba, bu videoda size Canva anlatıyorum. Ben Canva onaylı bir uzmanım. Bu video seni hemen bir tasarımcı yapmayacak ama garanti ediyorum bu minik dokunuş tasarımını çok daha profesyonel bir hale getirecek. Sonuçta bir çivi bir nalı, bir nal bir atı... Neyse bu başka bir konu. Konumuza dönelim. Bu videoyu hemen izle ve uygula farkı göreceksin. Ben abone ol, yorum falan yap. Hatta bildirimleri aç. Kolay gelsin. Merhabalar. Bu videonun konusu Canva tasarımlarımıza ses bileşenleri nasıl ekleriz ve Canva'ya dışarıdan sesleri nasıl ekleyebiliriz? Her zaman olduğu gibi tasarım oluştur diyerek bir tasarım oluşturuyoruz. Eğer bir video yapacaksak bunun bir video şablonu olması oldukça önemli. Şablonlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir şablonu video formatına dönüştürebilirsiniz ama en baştan formatı doğru seçmek oldukça önemli. Bakın Tasarım alanı bize açıldıktan sonra videomuzu dilediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Ben şimdi örnek olsun diye sol taraftan bir şablon ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere 3 sahnelik bir videom oldu. Ben buna bir müzik eklemek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Öncelikle sol tarafta bileşenler kısmına giderseniz burada bu arada yeni pencere bu şekilde açıp kapanıyor. Bunu tıkladığınız anda buraya yerleşiyor. Bakın burada ses isminde bir bileşen türü var. Yani Canva içerisindeki ses kütüphanesi burada. Tümünü gör dediğinizde gördüğünüz üzere farklı başlıklar altında seslere ulaşabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz seslere ulaşabilirsiniz. Maalesef burada bir filtrelendirme yok. Yani ücretli ve ücretsiz olarak ayrım yapamıyorsunuz ama kelimelerle aratabilirsiniz. Sadece müzikler, şarkılar değil, enstrümanlar değil, ayrıca ses efektleri de bulabilirsiniz. Mesela bir kapı ziline ihtiyacınız var ya da bir rüzgar sesine ihtiyacınız var, yine onu bu sekmeden bulabilirsiniz. Herhangi bir sesi seçtikten sonra mesela aratmalara ben loop'a ihtiyacım var, loop yazarsam gördüğünüz gibi ücretli ve ücretsiz birçok seçenek çıkacak. Bunlardan bir tanesini 8 saniyelik bir şeymiş. Bana daha uzunu lazım. Mesela 0.55 saniyelik bir şey lazım. Gördüğünüz üzere ben sesi buraya eklemiş oldum. Hemen bunun altına başka bir şey daha eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi onu da ikinci sıraya ekleyebiliyorum. Yani bir müziğin altına bir ses efekti ekleyebiliyorum. Başka bir videoda zaten bunları anlattım. Bu seslerle nasıl oynarsınız? Sesleri nasıl açıp kapatırsınız? Seslerin seviyelerini nasıl ayarlarsınız? Bunu da zaten başka bir videoda anlatmıştım. Bu ses bileşenlerinin video eklenmesi ama onun haricinde sizin masa bir ses dosyası var. Bir yerden indirdiğiniz telifi tamamen sizinle alakalı bunun tabii ki. Bunu yüklemek istiyorsunuz Canva'daki tasarımınıza. O zaman da yüklemeler kısmına geliyorsunuz. Dosya yükledikten sonra bilgisayarınızdan ses dosyasını seçip aç diyorsunuz. Bakın burada genellikle Ses dosyası yükledim ama bulamadım e, geri dönükleri alıyorum. Burada yüklediğiniz dosyalar, görseller, videolar ve sesler olarak üçe ayrılıyor. Seslerin altına geldiğinizde az önce yüklediğim ses burada. Bunu da tıklayıp Gördüğünüz üzere aşağı tarafta Videomun altına ekleyebiliyorum. Tamamen buradaki telif size ait. Peki Canva'da kullandığım Pro seslerin telifi ile ilgili sorun yaşar mıyım? Burada şöyle bir şey var. Eğer hesabınızı, kanva hesabınızı herhangi bir sosyal medya hesabınızla ilişkilendirmediyseniz yaşama ihtimaliniz var. Peki nasıl ilişkilendireceğim? Bir paylaşım yaparken, herhangi bir paylaşım yaparken burada sosyal medyada paylaş var. Mesela Instagram paylaşımı bir defa yaparsanız Instagram hesabınızı kanva hesabınıza bağlamış olursunuz. Ve o dakikadan sonra artık sorun yaşamazsınız büyük ihtimalle. Ayrıca uygulamalar kısmına giderseniz uygulamalar kısmında da ses ekleyebileceğiniz farklı uygulamalar var. Bunları ayrı ayrı videolarda anlatıyor olacağım. Yapay zeka kullanarak Canva'nın değil ama Canva ile birlikte çalışan bazı uygulamalardan da ses ekleyebilirsiniz. Mesela Melody Mus onun haricinde Voice Over gibi yine ses eklemeye yarayan uygulamalar var. Bunları ayrı ayrı videolarda bulabilirsiniz. Kolay gelsin.